Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sekreterin görünümünü ele alacağız. Giyim ilk izlenimde çok önemlidir tabi ama ne kadar önemlidir bunu konuşacağız. Giyimde başarı faktörleri nelerdir? Aksesuar kullanımına ilişkin kurallar nelerdir? İş yaşamında makyaj yapmanın amacı nedir? İmaj kıran faktörler nelerdir? Ve sosyal ortamlarda protokolü uygun giyim ilkeleri nelerdir konularını ele alacağız. Genel görünüş ve ilk izlenim kavramlarını ele alalım ilk önce. Görünümün ilk değerlendirmesiyle ilgili özel bir terimdir ilk izlenim. Ve ilk izlenimin bir daha oluşturulma şansı yoktur. Adı üzerinde ilk kez karşılaşılınca e, saniyeler içinde edinilen izlenime ilk izlenim denilir. Başarılı bir ilk izlenim başkalarıyla olan ilişkilerimize artı puanla başlamamızı sağlayacaktır. İlk izlenimler zamanla diğer izlenimlerle birleşerek yani o kişiyle daha sonra karşılaşmalarımızda ya da yazışmalarımızda, telefon konuşmalarımızda edindiğimiz diğer izlenimlerle birleştir birleşerek karşımızdaki hakkında kişisel imajı oluşturur. İmaj denince akla ilk gelen başkalarının zihnindeki görüntümüzdür. Giyimde başarı faktörlerine e, kısaca değinecek olursak, bunun ilk koşulu tutarlı olmak, ikinci koşulu kendiniz olmaktır. Yani gardırobunuzdaki giysiler, e, tarzlar birbiriyle tutarlı olmalı. Bir gün çok spor, ertesi gün çok klasik bir tarzda. Giyinmemek ve kendi beden ölçü ve özelliklerinize, kendi kişiliğinize yaptığınız işe uygun biçimde giyinmek çok önemli bir başarı faktörüdür. Mevsimi göz önüne almamız gerekir giyimde başarılı olabilmek için. Mevsim, yaz mı, kış mı, sonbahar mı buna göre çünkü malzemeleri seçmek gerekiyor. Kalınlık, incelik e, su geçirgenlik geçirmemezlik gibi yaşı dikkate almak gerekiyor e, beden ölçü ve özelliklerini çok iyi bilmek gerekiyor moda olan her şey bize uygun olmayacaktır omuzlarınız zaten genişse, örneğin Vatka moda diye Vatkalı e, giyinmeniz yanlış olacaktır e, beden ölçü ve özelliklerini bilip Doğru kullanmak e, giyimde başarı için çok önemlidir. Çevre faktörü çok önemlidir. Seçtiğimiz giysiler e, yaşadığımız çevreye, çalıştığımız çevreye uygun olmalıdır. Gelir düzeyimiz çok önemlidir. E, ne çok fazla para harcayıp gelirimizin çok üzerinde para harcayıp giyinmeye çalışmalıyız. Ne de e, iyi kazandığımız halde e, çok Tutumlu davranıp hatta cimri davranıp gelir düzeyimize uygun olmayan eski ya da ucuz giysiler giymemeliyiz. Moda konusu çok önemli. Moda bize öneriler getirir diye düşünmek gerekiyor. Moda olan her şeyi harfiyen yerine getirmeye çalışmak yanlıştır diye kısaca vurgulamak istiyorum. Modanın bize önerdiği şeylerden bize uygun olanları almalı, diğerlerini reddetmeliyiz. Aksesuar nedir diye baktığımızda giysiyle beraber kullanılan ve onu tamamlayan eşyaların tümüne aksesuar adı veriliyor. Yani e, kravat, gömlek, ayakkabı, çorap, şapka, eldiven, yüzük, kalem, cep telefonu. Bunların hepsi birer aksesuar olarak kabul edilmekte. Tabii ki erkek giyiminin en önemli unsuru olan kravat çok önemli bir aksesuar. Bir başka önemli aksesuar da ayakkabı. Giysiniz ne kadar kaliteli ve uygun olursa olsun vücudunuza. Bunu doğru bir kravatla bütünlemediyseniz doğru bir ayakkabı giymediyseniz şıklığınıza gölge düşecektir. Kadınlar için tabii ki makyaj ve cilt bakımı konusu da çok önemli. İş yaşamında makyajın amacı gerçek kişiliği ortaya çıkarmak olmalı. Ya da kalıcı bir kişilik görüntüsü yaratmak olmalı. Önemli ya da önemsiz kusurları hafifletmeliyiz makyajla ve makyaj yaparak daha sağlıklı, daha canlı bir görünüm kazanmak amacımız olmalı. Boyalı bir yüz değil bakımlı, sağlıklı, dinamik bir yüz bizim hedefimiz olmalı. Yani yaptığımız makyajı herkesin anlamasına gerek yok. Bizim yansıtmak istediğimiz şey makyajlı bir yüz değil, makyajla ortaya çıkarılmış bir kişilik bir yüz olmalı. Makyaj boyanmak için değil, dış görünümümüze olumlu katkıda bulunmak için kullanılmalı diyoruz. Makyaj yapabilmek için ilk önce sağlıklı bir cilde sahip olmak gerekiyor. Bu da tabii ki cilt bakımı gerektiriyor. Yani cildiniz sağlıklı değilse sivilceleri kapatmak için, çıbanları kapatmak için üzerine çeşitli işlemler uygulamanız cildi daha da sorunlu hale getirir. İlk önce cildin sağlığına kavuşturulması gerekiyor. Saç stilimiz çok önemlidir e, görünümümüzde. Saç rengimiz ya da şeklimiz belirlenirken yüzümüzün kemik yapısını dikkate almalıyız. Boynumuzun biçimini dikkate almalıyız. Uzun boyunlu muyuz, kısa boyunlu muyuz? Ten rengimiz nasıl, göz rengimiz nasıl bunlara dikkat etmeliyiz. Sade ve abartısız saç modellerini seçmeliyiz. Erkekler için sakal ve bıyık konusuna da mutlaka değinmek gerekir. Günlük tıraşına olmamış bir erkek bıraktığı olumsuz izlenimle ilgili başka bir neden aramamalıdır diyoruz. Yani bazı sektörlerde e, mutlaka günlük tıraş olmak gerekir. E, çalıştığınız sektör uygunsa e, düzgün tıraşlı ve bakımlı sakal bıyık da e, kullanılabilir tabii ki. E, sektör de çok önemlidir sakal ve bıyık konusunda. Temizlik ve bakım konusunda e, görünüm açısından el ve tırnak bakımı çok önemlidir. Yarım ojeler, içi kirli ojeler e, veya şey tırnaklar veya e, kemirilmiş tırnak etleri e, bunlardan kesinlikle kaçınmamız gerekir ter kokmamak gerekir ağız ve diş temizliğimize dikkat etmemiz gerekir e, dişlerimizin arasında kalıntı olmamasına dikkat etmeliyiz ağır parfüm de kokmamalıyız Yani bunlar da imaj kırar ter kokusu nasıl imaj kırıcı bir şeyse ağır parfüm kokusu da imajı kıran faktörlerden birisidir Bakımsız diş ve tırnaklar da imaj kırıcıdır. Boyasız, bakımsız ayakkabılar aynı şekilde. Ee, sürekli e, temiz tutmalıyız ayakkabılarımızı ve boyamaya önem vermeliyiz. Yırtık, sökük, solmuş, kirli giysiler giymemeliyiz. Bunları kullanırsak imajımız düşer. Şeffaf giysiler giymemeliyiz. Ee, görünen yerde dövme olmamalı. Yani dövmemiz olabilir ama doğrudan görünen bir yere dövme yaptırmamalıyız. Hatta bazı işyerlerinin dövmeleri sildirme koşuluyla işe eleman aldığını duyuyoruz. Dekolte elbise ve bluzlar kullanmamalıyız. Eğilip kalkarken vereceğimiz yansıtacağımız görüntüyü göz önünde bulundurmalıyız. Mini etek giymemeliyiz. Abartılı takılar, ses çıkaran çok iri takılar kullanmamalıyız ve hayvan desenlerinden leopar gibi desenlerden kaçınmalıyız. Bunlar da imajı kıran faktörler. Sosyal ortamlarda örneğin kokteyllerde nasıl giyinmemiz gerekir dersek çok sıkı bir kural yoktur kokteyllerde. İşten çıktığınız kıyafetle mesai bitiminden sonra mesai kıyafetinizle kokteyle katılabilirsiniz. Koyu renk takım elbiselerle. Ama balo'daysanız balo'da erkekler genellikle simokin, kadınlar genellikle uzun tuvalet elbise giyerler. Resmi davetlerde ise erkekler koyu renk takım elbise, kadınlar da koyu renk etek ceket ya da pantolon ceket giyerler. Özetlersek giyim kişiliğimizin bir parçasıdır. Çevremizdekiler bizimle hiç konuşmasa bile... E, giyimimize, genel görünümüze bakarak bizimle ilgili pek çok bilgiyi elde ederler. Onun için neler ilettiğimizin veya iletmek istediğimizin farkında olarak genel görünüşümüzü, giysilerimizi seçmeliyiz. Bu derste ele alınan konuların tek başına asla iş yaşamında, kariyer elde etmenize yardım etmeyeceğini bilmenizi isterim. Fakat ee, önemli bir destekleyici olduğundan unutmamak gerekiyor. Yani e, bilgimizle elde ettiğimiz başarıyı, kariyeri e, kötü bir genel görünümle gölgelememek gerekiyor. E, bilgimizi iyi bir görünümle destekleyerek daha da çabuk e, başarı merdivenlerini tırmanma şansımız olabilir.